بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند جان و خرد. مرحبا کردشلریم. دردنجی درسیمزه خوش گلدینیز. Aslında bu derste çünkü biz yeni yeni Farsça öğrenmeye başlamışız ya, o yüzden bu söz 3 tane Farsça günlük konuşmalarını telaffuzlarıyla beraber sizinle paylaşmak istiyorum. Hani bir Farsça bilen birisiyle konuşmayı, nasıl sohbeti açabiliriz, nasıl konuşmaya başlayabiliriz diye, merhaba, nasılsın, iyi misin falan, işten ne haber, bunları nasıl acaba sorabiliriz Farsça birinde. Bugün bunları beraber çalışacağız. Daha dediğim gibi, daha fazla bilgiler için aslında Instagram sayfama da başvurabilirsiniz. Farsça underline sefili underline ile. Ve özel ders almak isteyenler tabii ki de her zaman bana yazabilir. Evet, başlıyoruz. Selam. Selam. Bakın, A harfi var. Selam. Yani merhaba. Halet çetore. Halet çetore. Halet çetore. Keyfin nasıl? Halet. Evet, ikinci derste öğrendiğimiz gibi bakın, hal bir tane isimdir. İsmi bitişen zamir. Halet. Keyfin. Bakın, keyfin. Yani senin keyfin. Çetore. Nasıl? Keyfin nasıl ya? Nasılsın? Çetori. Çetori. Nasılsın? Bunlar aynı şey. Yani veya ahvalet çetore. Halin nasıl? Nasılsın? Bu üç tane ve hatta bu beş tane. Hubi. Hubi. Bakın, soru var. O yüzden soru biraz çekiyorum. Hubi. Yani iyi misin? Bakın, mısın var. Çünkü soru şeklinde. Hubi. Yani halet çetore. Çetori. Ahvalet çetore. Hubi. Bunları sorsanız karşı tarafınıza, aslında onun keyfini soruyorsunuz. Halini soruyorsunuz. Hani nasılsın? Durumlar nasıl? Bu tarz gibi. Cevapta nasıl diyebiliriz? Hubem. Hubem. Zaten arkadaşlar hub, bakın hub iyi demek. Hubem iyiyim. Ne yaptım ben? Evet, huben yani iyiyim. Hubem. Aslında bu me sizin sandığınız me değil. Aslında bir yüklemdir. Bunu sonradan öğreneceğiz. Hubem yani iyiyim. Memnun. Memnun yani sağ ol. Aslında bir Türkçe'de diyoruz ya, memnun oldum. Aslında biraz Farsça anlamıyla farklı. Memnun oldum bize deseniz, yani teşekkür ederim bir tarz gibi. Ama sizde memnun oldum, hani tanıştığımız birisine biz memnun olduk diyoruz. O yüzden memnun aynen, yani muteşekkerem, teşekkür mikonam. Veya hatta heyli de ekleyebilirsiniz. Heyli memnun. Hatta yazayım heylisini. Heyli memnun. Yani çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Hubem muteşekkerem. Bu da başka diyeceğiniz bir cevaptır. Diyebileceğiniz aslında. Hubem iyiyim, muteşekkerem. Yani teşekkür ederim. Aynı şey. Şoma çetoriydi. Şoma çetorid. Şoma, hatırlıyor musunuz? Ayrı zamir. Şoma yani siz. Siz nasılsınız? Çetorid. Bakın yine bitişik. Fiile bitişen zamir var. Çetoriydi. Siz nasılsınız? To çetori, to çetori, sen nasılsın? Bu yaş, bizden yaş olarak büyük olanlar saygı olsun diye, siz nasılsınız mesela, hocam siz nasılsınız veya bilmem hanımefendi siz nasılsınız, beyefendi, yani saygı için. Ama biraz daha samimi olduklarımız veya bizden yaş olarak küçük olan kişilerin to çetori veya direkt çetori de diyebiliriz. Yani to ile demesek zaten bu ye'den anlaşılır ki ben aslında sana soruyorum, sen nasılsın? Veya hatta to hubi, to hubi, sen iyi misin? Şoma hubit, siz iyi misiniz? Bakın şoma, o zaman saygı için biz şoma kullanacağız ama daha samimi ortamlar için to. To dedik, sen, şoma yani siz. Men hem hubem, merci. Men hem. Arkadaşlar hem de demek. Ben de iyiyim. Ha, bunu yanlış yazmışım. Ben de. Ya bu niye böyle ya? Yani demek istediğimi zaten siz anladınız sanırım. Yani ben de değil. Ben de. Yani me too aslında demek istiyoruz. Bu hem
Yani bitişik yazılması gereken ama bitiştiğinde bozuluyor. Bu tarz oluyor. O yüzden değiştirmiyor. Ama siz bilin ki aslında men hem hubam hem yani ben de iyiyim. Sağ ol. Mersi. Türkiye'de mersi diyoruz. Mersi ama İran'da mersi. Bakın e var. Mersi. Mersi. Hoda ra şokir. Ya hoda ro şokir. Allah'a şükür aslında anlamı ama neden iki tarz yazdı ve bunların her şey bir sadece ra'da şeyleri var, farkları var. Arkadaşlar ra aslında yazılan dilde böyle hoda ra şokir ama halk konuşurken ağzını çok açmak istemez açıkçası. O yüzden ra yerine ro der, ro. Hoda ro şokir, hoda ro şokir. Hoda biliyorsunuz Allah demek. Şok zaten şükretmek. Ro aslında dediğimiz bu ra, bu da başka bir edattır. İsmin iyi halidir. İyi hali. Aslında Allah'ı şükür diyoruz sanki Farsça'da ama Allah'a şükür hani. Ra ismin iyi halidir. Mesela maderem ra dostarım. Annemi seviyorum. Annemi. Bakın iyi geldi. Maderem ra dostarım. Ra o zaman ismin iyi halidir. Bundan önce kaç tane daha da edat öğrenmiştik? Az vardı. Az. Ki aynen bu derste yine tekrarlayacağız. Az dandan ekiydi. Bir de B edatı vardı. B. B de ismin E veya A haliydi. Ben bazen derslerimizde öğrenciler şey diyor. Behoda şok. Behoda şok. Çünkü Allah'a var ya zannediyorlar ki bu A B gelmesi gerekiyor. Ama diller arasında biliyorsunuz her şey kurallarla gitmez. Tabii ki de biz dedik ismin E veya A hali B edatıdır ama bunu da bilmemiz gerek ki o dilde acaba bu tarz mı kullanıyor yoksa başka bir tarz. Yani bu tarz farklılıklar yani arada sırada böyle gözümüze çarpacak ki bunları ezberlememiz gerekiyor. O yüzden hoda ra şokir dememiz gerekiyor ama tercümede Allah'a şükür. Yani sanki B varmış gibi tercüme edeceğiz. Hale maderet çetore. Hale maderet. Annen nasıl? Annenin durumu nasıl? Annenin hali nasıl? Bakın arkadaşlar burada bir tamlama var. Ben bilmiyorum neden her şeyi anlatıyorum. Tabii ki siz temel seviyesiniz. Bunları şu an bilmeniz gerekmiyor ama geçemiyorum maalesef. Her şeyi anlatmak istiyorum. Bakın hale maderet. Annenin durumu, annenin hali. Burada isim tamlaması var. Tamlamalarda arkadaşlar Farsça ve Türkçe tam ters. Tam ters. Bakın biz önce durum diyoruz, sonra annen. Ama siz önce annen, sonra durumu. Yani bunu aklınızda bulundurun. Farsça'da tamlamalar tam ters. Yani annenin durumu diyeceğim ama durum annen diyeceğim. Hale maderat çetore. Annenin hali nasıl? Ya annen nasıl? Hale pederat çetore. Peder. Peder. Hani kayın pederim diyoruz Türkçe'de. Peder. Aslında bu Farsça'dan alınmış bir kelime. Peder yani aynen baba. Babanın hali nasıl? Baban nasıl diye. Babanın durumu nasıl? Hale haharat çetore. Hale haharat. Bu T bitişik zamir. Yani ablanın durumu nasıl? Ki Farsça'da hem abla hem kız kardeşe hahar derler. Yani aynen sister gibi İngilizce'de. Yani biz hahar dediğimiz zaman ya anlaşılmaz. Bu bizim ablamız mı yoksa kız kardeşimiz mi? Yani direkt sormamız gerekiyor. Hani ablan senden büyük mü küçük mü? Eğer bunu anlatsa o zaman anlayabiliriz. Aslında ablasını mı kastediyor yoksa kız kardeşini mi? Yani burada yaşı bilemeyiz. Hale berader etçetore. Berader. Ki bu berader biliyorsunuz Farsça ve İngiliz yani Farsça Hint Avrupa dillerin grubundan olduğu için bazen kelimelerin Latin şeyleri var, kökleri var. Yani kökleri aynı. Mesela brother diyoruz İngilizce'de. Berader. Farsçası berader. Veya sanırım ben Türk dizilerinde de bunu duydum. Birader. Bir dur bakalım. Böyle şeyler kullanıyorsunuz. O yüzden aklınızda bulunsun. Berader aynen. Ya abi ya da erkek kardeş demek. Yani yine de yaşı anlaşılmaz. Bir sonraki. Hale dostat çetore. Dost aynen dost demek. Siz dost diyorsunuz. Farsça da dost. Yani u gelmesi gerek. Dost.
Duztet. Bu ikinci T'de biliyorsunuz artık o kadar tekrarladım ki kendim utanıyorum tekrarlamaya ama o kadar tekrar edeceğim ki hepimiz bunu ezberleyelim. T geldiği zaman aslında ikinci teki şahıs göstergesi de Duztet, yani senin arkadaşın. Dostun nasıl? Dostunun durumu nasıl? Elhamdülillah, hube. Elhamdülillah. Aynen hamdolsun gibi Arapça bir şey. Elhamdülillah. Yani hamd ve subhan olsun Allah'a, ya Allah'a şükür olsun, hamd olsun. Hube. Hube yani iyidir. İyidir. Hube. Ki biz bunu her şeyde kullanabiliriz. Mesela hava hube. Hava iyidir. Maderem hube. Annem iyidir. Bilmem. Kar hube. İş iyidir. Ders hube. Ders iyidir. Bilmem. Gol hube. Gol. Biz güle gol diyoruz. Gol hube. Gül iyidir veya çiçek iyidir. Gaza hube, yani yemek iyidir. Yani bu hube her şey için iyi olmasını anlatmak istiyorsanız tabii ki de üçüncü tekil şahıs olması gerekiyor öznesi. Bu tarz olursa iyidir. İyi hani anlamını verir. Çe haber. Çe haber. Çe haber yani ne haber? Veya ne haber? Mesela biz kendi Azerbaycan Türkçemizi nasıl diyoruz? Ne haber? Ne var ne yok, ne haber, çe haber, Farsçası çe haber. Çe soru edattır, çe zaten ne demektir, çe. Bu da bir soru edatı şimdiden öğrenmiş olduğunuz. Şu an bir tık daha ileri seviye. Az medrese çe haber. Acaba hatırlıyor musunuz az eki ne demekti? Bravo, denden ekiydi. Az medrese yani okuldan, medreseden ne haber? Az medrese çe haber. Okuldan ne haber? Yani hani okulda ne var ne yok, ne oldu, bu tarz gibi bir şeyler. Az hane çe haber. Az hune çe haber. Niye iki tane yazdım? Belki tahmin etmişsinizdir. Bu da aynen ra ve ro gibi yazılan ve konuşulan farkını anlatıyor. Hane mesela diyoruz ya, kitaphane veya Türkçe'ye de geçmiş. Hani kütüphane diyoruz. Aslında hane ev demek. Ama konuşulan dilde biz en çok hune diyoruz. Hune. Mesela kitaphane diyoruz. Kitaphane hani çok resmi durur. Kitaphane halk böyle kullanır. O yüzden iki şeklinde getirdim. Yani evden ne haber? Az danışgah çe haber? Az danışgah çe haber? Danışgah üniversite. Ben o kadar yazılış hatalarım var ki şu an görüyorum vallahi. Üniversiteden ne haber? Az danışgah çe haber? Üniversiteden ne haber? Az sare kar çe haber? Sare kar yani iş yeri arkadaşlar. Sare kar, iş yeri. İş yerinden ne haber? Ki biz genellikle böyle söyleriz. Haberi nist, selameti. Yani bir haber yoktur. Sağlığın, iyiliğin, bu tarz bir anlamı var. Haberi nist. Biliyorsunuz ki bir, belki biliyorsunuz arkadaşlar. Bir yek demektir Farsça'da, yek. Ama burada yek olmamasına rağmen ben dedim ki bir haber yok. Neden sizce? Aslında bunu da sonradan çok bol bol pratik yapacağız. Ama şu an söyleyeyim rastladığımız için. Haberi. Aslında haber haber demek. Haberi bir haber demek. Yani bu ye bir tane, o bir tane haber olduğunu gösteriyor. Haberini selameti, yani bir haber yoktur sağlığın. Xuda negahdar, xuda negahdar. Negahdaştan yani saklama, yani Allah seni saklasın. Allah seni muhafaza etsin aslında ama Allah'a emanet ol gibi. Hani güle güle, güle güle anlamına kullanıyoruz. Xuda hafiz, xuda hafiz. Aynen yani Allah seni muhafaza etsin, Allah seni korusun ve Allah'a emanet ol. Yani hoşça kal demek. Yani aynen selamın tam zıttı. Selam görüşürken, Xuda hafiz ayrılırken diyoruz. Ve selamet. Karşı tarafta bize hani selametle git, bu tarz gibi demek istese ve selamet. Ve selamet diyebilir. Veya ve umide didar. Biz derslerde bunu çok kullanıyoruz. Ve umide didar çok nahif bir aslında şeydir. Bir ifadedir. Yani didar etmek, görüşmek ümidiyle ya görüşmek üzere. Yani umut ediyorum ki bir daha, bir kere daha görüşelim. Çok nahif bir ifadedir. Bunu çok kullanın.
Hatta hoda hafız yerine bazı insanlar bunu kullanır veya beraber de kullanır. Hani ve umide didar, hoda negahdar, hoda hafız bu tarz. Murakabe hodat baş. Murakabe hodat baş. Hodat. Arkadaşlar hatırladınız mı? Üçüncü derste bunu hodat dedik. Çok kullanan hani kendin kendisi. Myself, özün, özün bu tarz gibi. Üç dilde böyle beraber pratik yapmıştı. Murakabe hodat baş. Yani kendine iyi bak demektir. Hatta muvaze ve hodat baş. Murakabe, muvaze aynı anlamlar. Yani kendine iyi bak. Murakabe maderet baş. Annene iyi bak. Yani siz bunun yerine ne koysanız yani ona iyi bak. Mesela murakabe pederet baş. Babana iyi bak. Veya murakabe kalbet baş. Biraz derin konuşalım. Murakabe kalbet baş. Kalbine iyi bak. Her şey ona girip çıkmasın. Her şey orada yer almasın. Murakabe kalbet baş. Murakabe fikret baş. Fikrine iyi bak. Her şeyi düşünme. Kötü şeyler düşünme. Veya bilmem murakabe zabanat baş. Zaban. Zaban dil demek. Hani zaban Farsi diyoruz ya. Zaban Türkî, zaban Arabî. Zaban lisan demek. Dil demek. Murakabe zabanat baş. Yani diline dikkat et. Kimseyi üzme. Aslında bu kalıpları bu tarzda kullanabilirsiniz. Ağır laflar da edebilirsiniz. Ve dersimiz bitti. İnşallah 5. derste biz zamanlara başlayacağız. Farsçadaki aslında biliyorsunuz 6 tane geçmiş zaman var. İşte çeşitli çeşitli şeyler var. Onlara beraber pratik yapacağız. Dediğim gibi ne zaman sorunuz olursa sorabilirsiniz bana. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ve umide didar. Hoda negahdar.